saygıdeğer misafirlerimiz, Belediye Meclisi'nin 2.6.2022 tarihli toplantısını açıyorum. Vatan Mustafa'lı Halil Mutlu Beşiktaş. Bugün hem meclisimizin alacağı kararı, hem buradaki şagirdler dediğimiz işgalci kardeşlerimize mevcut imkanlarının çok daha iyileştirilmesi ve o bölgeyi yeni bir yaşam merkezi haline getirebiliriz. Bu meclisi şundan en ufak endişem yok. İskenderun Haydın'a her türlü şeye beraber olacağından en ufak endişem yok. Şimdi bu tabii bizim seçimden önce gündeme gelen, o zaman Murat Kurum Bakanımızın İskenderun ziyareti esnasında 6 mahallemizin, 3 bölgemizin riskli alanından çıktı. Bu birebir değil. Hani 3 bölge 6 mahallemizi ilgilendiren, riskli alan ilan edilen, bundan evvelki belediye başkanımızın döneminde olan ve bu riskli alanın kaldırılması için yapılan yoğun benim ve Sayın Abdülkadir Özelbekimizin gayreti ve çabasıyla kaldırıldı. Tabii şimdi buralarda 1/5000 ve 1000'in yapılması lazım. Bununla ilgili ilk pilot bölge dediğimiz Meydan Mahallesi'nden başlayarak ondan sonra işte Lumine olur, diğer bölgeler olur. İnşallah İskenderun'a imar yapıp o bölgedeki çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırarak daha oradaki vatandaşlarımızın çok daha nezih ve uygun şartlarda yaşam kalitelerini sağlayacak ortamı sağlarız diye yarına geldiğimiz günden beri çalıştığımız ve bugün de meclise getirdiğimiz 2 tane maddemiz var. Burası Meydan Mahallesi 17 hektar. Yani bir tapusu olan arkadaşlarımız var, bir işgalcilerimiz var, bir belediyemizin var, bir Vadisevek'ten aldığımız yer var. Böyle her türlü harmanlanıp inşallah herkesin mutlu olacağı bir çözüm önerisini başarmayı inşallah bu meclis ve bu yönetim başarılı olur diye dua ediyorum. Yani burayı gezdiyseniz eğer bulursak özellikle kış aylarında yaşanmayacak kadar çok kötü şartlar, barınma ihtiyaçlarının karşılanmaması gerektiği kadar kötü şartlarda yaşayan insanların bulunduğu bir yerde. Bunu çözmek inşallah bu meclise, bu değerli belediye başkanımızın gayretleriyle. Başkanım bazı konuları, ben biraz zamanınızı alacağım. Başkanım bazı konuları çok sıradanlığından anlatıyor. Yani buraları, bir örnek vereyim size, buraları liste alanından çıkarılması çok amiyane bir tabirle her baba yiğidin harcıdır. Çünkü öyle yerler vardır ki liste alanı atmak kolay. Yazar liste alanı ama çıkarması hakikaten çok zor. Özel bir gayretleri oldu. Hem Sayın Başkanım hem Sayın Bekir'im. Şimdi buraya çıkarttıktan sonra önümüzde bir tablo çıkıyor. Ben biraz da teknik olarak da anlatmak istiyorum. Tablo şu. Burayı liste alanından çıkardık. Burası isimsiz yerler. Yani plansız yerler. Burada ne yaparsınız? İki katlı binalar mı yaparsınız? Ve biz buna uzun zamandır da kafa yorduk. Dedi ki, buraların bir kısmı belediyenin çoğu yerde, bir kısmı başka yerde hazineye ait bir yerde var. Bir kısmı işgalcilerin hiç yeni yurdu bir hak iddia edecek durumu yok. Bir kısmı da tapu sahibi insanlar. Şimdi burada ben kendim cesaretimi nereden alıp da bu işe bulaştığımı size söyleyeyim. Ankara'da Dikmen Vadisi projesi var. İnanın her şeyle birebir buraya uyuyor bak. Orada Şagil de var, tapu sahibi de var, tapu sahibi de var, hazinen de var. Orayı Melik Gökçek büyük bir maharetle çözdü. Şu anda en pahalı konutlar ve insanların en çok yaşamak istediği yerler başında Dikmen Vadisi geliyor başına. Bu alana kentsel dönüşüm proje geliştirme alanı ilan ediyor. Bu alanı ilan ederken meclisimizde 5000'liklerin bizim meclisimizde değil, büyükşehirle ilgili ve biraz önce önümüzdeki maddede de 5000'lik yapma ergi ve sorumluluğunda içinde olduğu için ama biz bir şey 5000'liğe sen büyükşehirle yap dediğimiz zaman
ayağını sürürse bu iş gecikir. O görselde gördüğümüz yerlerin yani tam birebir olmasa bile %50'sinin olması bile o mahalleye kadar katacak katma değeri düşünmek bile insanı mutlu ediyor. Bu anlamda da oradaki daire fiyatlarının artması, oradaki altı yapının sosyal tesislerin vesaire birlikte olarak arkadaşlarımız dikme mahallesinden bahsettiğimiz böyle bir projenin uygulanması biz meclis grubu olarak mutlaka destek vereceğimiz daha önce de söyledik daha söylüyoruz. Aynı şekilde Ziraat Park projesi de bizi oldukça heyecanlandırmaktadır. Umarım bu dördüncü yıla başladığımız bu dönemde sonuçlandırmadan yani dönemimizi bitirmeden bu onayların hepsi alınmış olur, istirahat verilmiş olur inşallah. Başarılar diliyorum. Meydan Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi ile ilgili çalışma yapıyor. Ben öyle görüyorum. Evet. Yanılıyorsa bilmiyorum, ben uyarsanız sevinirim. Yalnız ben oraya şöyle yaklaşmak istiyorum. Kesen dönüşüm konut alanı haline getirilen bu projelerin dışında ancak riskli alanların kaldırılması kararıyla Fransız hale gelen Pınarbaşı, Numune Mahallesi, Esentepe ve Modernler Mahallesi ile ilgili nasıl bir çalışma yapacağız? Hangi zaman içerisinde çalışma yapacağız? Ben onlara da sormak istiyorum. Çünkü orada yaşayan arkadaşlarımızın, efendime söyleyeyim, insanların ve muhtarlarımızın bu konuyla ilgili çok büyük baskıları var. Yani çünkü bize bu konuyla ilgili sorular soruyorlar. Acaba bunlarla ilgili çalışmaları bir sonraki meclisimizde gündeme getireceğiz mi? Ya da bunlar ortak bir çalışma içerisinde çıkabilir mi?